arkadaşlar, Akyaka'dan size muhteşem sıcacık bir günaydın demek istedim. Gece çok yorgundum. Muğla'da biliyorsunuz gezdik, pazardı. Bugün pazartesi. Hiçbir çekim yapamadım, direkt uyudum. Muhteşem bir apart buldum, Esen Apart diye. Şimdi birazdan size gösteririm. Hemen şeye gitmek istiyorum, Kadın Azmağı'na. Kadın Azmağı diyorum çünkü Azmak Nehri vesaire diyorlar ama yanlış bilgi. Diğer YouTuber arkadaşların da çektiği videoları izledim ama hepsi yanlış bilgi vermiş. Arkadaşlar, Azmak dereden biraz büyük, nehirden, ırmaktan biraz daha küçük su birikintisidir. Adı Azmak. Azmak Nehri deyince iki su birikintisinin adını yan yana koymuş oluyorsunuz. Kadın Azmağı, direkt Kadın Azmağı. Ama bir gün işte maalesef bir arkadaşımız gelmiş Instagram'da Azmak Nehri, Azmak Irmağı falan diye etiketlemiş herhalde. Google'da da, Instagram'da da o şekilde kalmış. Hatta tabelayı bile öyle koymuşlar. Ama bu önemli bir bilgi. Hani bilmenizi istiyorum. Diğer arkadaşlar söylememişler. Akyaka'da direkt Kadın Azmağı olarak geçiyor. Hemen direkt Azmağı gidelim ve kahvaltı yapalım. Balıklar şahane gözüküyor ya. Kahvaltı var mı? Kahvaltı. Aa, süper. Gerçekten doğasına aşık olduğum bir yer arkadaşlar, muhteşem. Eğer gelmediyseniz gelmelisiniz. Kahvaltı diye oturduğum yer. Hemen suyun dibi ve çok güzel ördekler var. Onları beslemek çok keyifli. Kahvaltı da muhteşem. Halil'in yerine geldik. Aslında girer girmez ikinci ya da üçüncü restoranttı ama kahvaltı veriyor olmalı. Hoş tabii ki, saat 1:30-2 oldu. Şu an hiçbir şekilde kano ya da ufak tekne göremedim. Buraya gelmesi lazım normalde ama konuştuk. Birazcık su inmiş, indiği için belki ondan kaynaklı buraya kadar gelmiyor ya da hiç yok. Ona bakacağız. Özellikle kahvaltıdan sonra. Ama şimdi kahvaltı vakti. Çok güzel şeyler geliyor yavaştan yan tarafa. Gösteririm. Her şey çok güzel. Fiyat bilgisi de vermek istiyorum bu arada size. Halil'in yerinde tek kişi kahvaltı serpim olacak şekilde 120 lira arkadaşlar. Bence bu atmosfere ve bu doğaya güzel. Arkadaşlar, kahvaltı sonrası direkt teknelerin kalktığı yere geldim. Burada paylaşımlı olarak tekne turları var ama istiyorsanız özel de alabiliyorsunuz. Geçen sezon 15 TL'ymiş ama şimdi artmış olabilir. Burada her şeyde pazarlık yapmanızı öneririm. Çünkü hani halk buna açık, sezonda da olmadığımız için. Buranın sezonu da Temmuz-Ağustos bu arada. Şimdi çok güzel kahvaltı yaptık ama kahveyi başka bir yerde içmek istedim. Onun için önce bir kahve içelim, sonra da teknelere bineriz. Azmağın en başına geldik arkadaşlar. Şimdi Saklı Bahçe diye bir yer var. Burada bir Türk kahvesi alacağım. Biraz Azmak'tan bahsetmek istiyorum size, Kadın Azmağı'ndan. Niye Kadın Azmağı? Çünkü kadınlar eskiden burada sodalı su olduğu için çamaşırlarını yıkarlarmış ve çok tertemiz çıkarmış, akvak çıkarmış. Bunu sabah söylemiş miydim bilmiyorum ama üst kısmı tatlı su, belli bir noktadan sonra dibe doğru indiğimizde Azmak'ta
tuzlu su var arkadaşlar. Tuzlu suda bildiğimiz deniz balıkları var. Tatlı suda da istediğiniz tatlı su balığını tercih edebiliyorsunuz buradaki restoranlarda. 7,5 kilometre kadar uzanan bir su birikintisi burası. Su birikintisi diyorum, azmak diyorum ama nehir ya da ırmak demek istemiyorum. Fakat çok ilginç bir şekilde evet gerçekten insanlar da bunu kabul etmişler. Birçok şey gördüm, tabela gördüm. Azmak Nehri, Azmak Irmağı diye. Fiyatlar uygun. Geçen sezona göre tekne turunu da sormuştum. 15 iken 30 olmuş. Özel işte 150 iken 300 olmuş. Şu an arkamızdan geçiyor mesela. Toplu bu. Kişi başı 30 lira veriyorlar ve toplu bir şekilde kullanabiliyorlar. Ve sanırım 2, 4, 6, 8, 10. 10 kişi almış. Mantıklı. Ama çok fazla bir aslında esprisi yok. Sadece sana görsellik olarak ve doğa zenginliği olarak büyük bir şey sunuyor. Bunu deneyimlemenizi istiyorum. Birçok videolar var evet ama biz de yapalım. Azmak küçük su birikintisi olarak belli bölgelere yayılmış. Sadece bu arkamda görmüş olduğumuz kadın azma yok. İleride de başka bir yer var. Başka bir tarafta da dere tarzı bir yer var. Bir Alanyalı olarak doğasına aşık oldum. Küçük bir yer, tatlış bir yer. Kışın incir top oynuyor. Belli bir kesim İstanbul'dan göç etmiş buraya ama halen daha az insanın olduğu yer. Hani güzeldir, hoştur, doğasıyla zengindir derler ya, o hesap bir yer. İleride ama göçler çoğalır mı? Evet çoğalabilir. İstanbul ve büyük şehirlerdeki ekonomik sıkıntılar onları göçe zorladığı için bu tarz yerleri tercih edebilir. İzmirliler, İstanbullular, Antalyalılar. Ben bile düşünebilirim. Biraz vakit geçireyim burada 2-3 gün. Sizinle de paylaşımlar yapayım. Belli olmaz. Bakarsınız seriye ben de Akyakalı olarak sizin karşınıza yazlık vlogları her gün ayrı ayrı döşerim. Neyse, kahveyi içtikten sonra görüşürüz tekne turuyla. Bakalım, bu arada yine indirim isteyeceğim. Bu arada şunu da söylemeden edemeyeceğim. Arkada gördüğümüz sazlıklar bayağı bir yoğunmuş. Sonrasında dalgıçlar gelmişler, bir güzel dibine sazlıkları temizlemişler. Ve girilmesi yasaklanmış. Şu an arkamıza girilmesi yasak, yüzmek yasak. Fakat en başında bir bölge var, oradan girebiliyorsunuz. Su da çok soğuk, hemen uyarayım. Hatta geçen sene Alanya dinç ayını çekmiştim. Karpuzu koyuyoruz, bireyi koyuyoruz. 2 saniyede soğuyor diye buranın da suyu aynı şekilde. Her baba yiğit giremez. Ben zaten hiç giremez. Ama şöyle bir bıcı bıcı ayaklarımızı sokabiliriz dedem olması. Ben denizi tercih edeceğim. Deniz içinde beach bakacağım ve size de önereceğim. Çok fazla sivrisineğin olduğu bir yermiş. Sazlıklardan ötürü halen daha var mevsimsel olarak ama belediye iyi çalışıyor. Dünden beri dikkat ediyorum. Devamlı bir ilaçlama. Devamlı bir ilaçlama. Haliyle de şu ana kadar ARH pozitif kan grubuna sahip olan bir insan olarak yenmedim. İnşallah da yenmem önümüzdeki günlerde. Görüşürüz. We'll be right back.
yerde olduğu gibi burası da yazlık sayfiye yer olduğu için incik boncuk, deniz kabuğundan süsler, magnetler, deniz gözlükleri ve tabii ki organik ürünler. Bakalım ne varmış? Kızılcık pekmezi, karadut pekmezi, kan yapar. Buraya akşam uğrarız arkadaşlar. Damla sakızı, rengi. Öyle mi? Kahveyle, evet. Ha, kahveyle bildiğimiz şekilde. Şöyle size dükkanı da çekeyim. Dükkan gibi yapmışlar. Akşam burası çocuğuna oluyormuş. Böyle pazarı gibi açık alan. Diğer sayfiye yerlerindeki gibi belediyenin müsaade ettiği alana koymuşlar burayı. Hemen ağzımın başında. Günlükler ne kadar acaba tekne turu olarak? 200 TL efendim. Kişi başı. Bir ada dolaşıyoruz. Öğle yemeğinde balık, salata, makarna. Her koyda ortalama yarım saat, 45 dakika yüzme molamız var. Akşam saat kaçta geliyor tekne? Akşam üzeri de 5.30-6 gibi tekrardan limana yanaşıyoruz. Tamam. Sabah hoş geldiniz. Çayları bizden ikramdır. Aa, süpermiş. Siz kahvaltılığınızı alıp teknede kahvaltı yapabilirsiniz. Tamam. Kolay gelsin. 42 mi oldu? Yani tekne turları maalesef var oldu. Çarpı 2. Evet. Tamam. Yani şu an zaten mazotu bile ÖTV indirimiyle alıyorduk. Şu an ÖTV'nin bir anlamı bile kalmadı yani. Benzinlikte 22 liraysa buraya 20 liraya denk geliyor. Arkadaşlar duydunuz, bu sene Akyaka'da sabahtan akşama kadar tekne turu 5.30'a kadar ve 200 lira. Evet. Görüşürüz, kolay gelsin. Görüşürüz, iyi günler, iyi tatiller. Sağ olun. Mimari evler ön planda. Vakti zamanında alaylı bir mimar varmış. Bütün evleri bu şekilde inşa ettirmiş. Şu an toprağı bol olsun, vefat etmiş ama evleri görüyorsunuz. Ahşap, beyaz badana ve tek tip.